Güneydoğu'daki kardeşlerimiz için şöyle söylediniz hocam. Onlara iyi sahip çıkılması lazım dediniz. Kürt kardeşlerimizi, kardeşlerimiz her yerde bağrına bassınlar. Mesela iş müracaatı yapıyor. Nerelisin diyorsun? Diyarbakırlıyım diyor. Mardinliyim, Siirtliyim, Urfalıyım. Bence özellikle onlara öncelik tanısınlar, doğulu kardeşlerimize. Onları koruyup kollasınlar. Ben seni alacağım desinler. Onlara güzel davransınlar, sevgi göstersinler. Evet, işe alınırken öncelikle alınmaları çok isabetli olur. Çünkü hakikaten çok temiz ve çok efendi, çok saygılı, vefalı ve sadık insanlardır. Güzel ahlaklıdır. Yani büyüğe saygıyı çok iyi bilirler. Kanaatkardırlar. Güneydoğu halkı, bütün milletimiz gibi. Sakın bazı ahmakların gösterdiği tavır gibi böyle nüfus cüzdanlarına bakıp aman sakın falan demesinler. Bu çok büyük bir fitnedir. Gayri ahlaki bir davranıştır. Çok büyük bir vicdansızlıktır ve zulümdür. Çok anormal olur. Baktılar Mardin, oh diyecek, gel benim aslanım, ve bağrına basacak. Hemen derhal işe alıyorum seni. Nerede istiyorsan böyle, değil mi? Her türlü kolaylığı göstersinler. O insanlar, Güneydoğu halkı sevgiden çok hoşlanır. Vefadan çok hoşlanır. Vefasızlık yapmaz. Sadakatsizlik yapmaz. Bire ondur onların tavırları. Siz bir adım gösterirsen sen o 10 adım gelir. O kadar sevgi dolu ve nezaketli insanlardır. Hürmetkardırlar. Ve Bediüzzaman'ın, Selahaddin Eyyubilerin evlatlarıdır. Ve çoğu da seyittir. Ve milletimizin en dindar kesiminin olduğu bir bölgedir, onu da söyleyeyim. En dindar Güneydoğu'dur. Genelde bu bilinir yani. Bütün hocalar, alimler, ülema, meşayi hep oradan çıkar genellikle. Onun için Deccaliyet orayı pilot bölge ilan etti. Yani önce burayı komünistleştirelim dediler. Hı hı. Sakın ha sakın kardeşlerimizi PKK'nın eline bırakmayalım. İTKOP'un eline bırakmayalım. Nerede görürse kardeşlerimiz sahip çıksınlar, hürmet etsinler. Ben mesela karşılaşıyorum, ne kadar hürmetkar insanlar, ne güzel insanlar, ne kadar saygılı insanlar. Değil mi? Tabii ki. Sakın ha sakın.